Meli olsun. Şöyle buyurun. Farklı tatta farklı şekillerde üretilmiş çeşitli denleme yöntemlerini görüp burada kullanma fırsatları oluyor. Farklı yörelerin farklı yorumlarını burada tüketme şansımız olabiliyor. Basit bir makine olmadan kahve nasıl tüketilebilir ya da hangi makineyle hangi şartlarda nasıl kahve tüketebilirsiniz? Bunları deneyimlemek açısından oldukça önemli buluyoruz. Yani hem sektörel anlamda hem de tüketici bazında yeni deneyimler, yeni tecrübeler elde etmek için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yenilik ne katabiliriz? Aslında onun için geldik. Mesela farklı kahve çeşitleri bizim bilmediğimiz, tatmadığımız ya da ne bileyim hani değişik lezzetler arayıp hani onu test etmek için geldik. Bir de festival, bu etkinlik güzel bir etkinlik. Tamam. 40 yıllık hatırı olan Türk kahvesine ezber bozduk. Soğuk versiyonu yaptık. Dünya kahveleri genelde hani soğuk kahveler espresso bazlı veya filtre kahve bazlı olduğu için biz bunu Türk kahvesine neden yapılmasın diye düşündük. Yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda bir harman elde ettik. O harmanımızı sütle karıştırıp çocukluğumuzdaki o sütlü kahve lezzetinde ama soğuk versiyonunu elde ettik. Misafirlerimizle buluşturduk. Çok yoğun bir talep var. I never tried and I just want to say that because it is cold we keep in the mouth more the taste. Hoş geldiniz. Buyurun. Rica ederim. Biraz böyle.